da zaten Bakan Şimşek'in bu kadar Türkiye'de bankacılıkta falan itibar görmesinin nedeni terminolojiye ve bu finans kesimine yakın olması ve bir teknisyen olması. Politikacı gözüyle bakmamak lazım. Çünkü politikacı gözüyle bakıldığında biliyorsun bir şeye destek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bir destek verdi. Biz hepimiz buradan çıktık dedik ki yani sen yapma. Sen çünkü piyasalara güven verecek teknisyen biri olarak kal. Yoksa bu politikanın içine, bu günlük siyasetin içine girme dedik. Daha sonra zaten çok fazla şey siyasi demeci olmadı. Olmadı, evet. Mehmet Şimşek böyle biri zaten. Yani çok bu politikanın ayak oyunlarıyla falan ilgili değil. Ama uluslararası bir toplantıda yine finans kesimiyle bir ilgili bir toplantıda gayri ihtiyari bir lokal kelimesini kullanıyor ve gerçekten yerli yatırımcı, hatta yerli yatırımcı da değil, kapsam olarak baktığında da yerli şirketler ve vatandaş olarak, yani tümüyle hem şirket hem vatandaş olarak yatırım yapanlar olarak görünüyor ve bunları şey yapmamız lazım, güven vermemiz lazım enflasyonun düşeceği konusunda diyor ve haklı da. Yani çünkü içeride güven yok. Bu güveni sağlaması gerekiyor ki hem Türk lirasına dönsün insanlar, hem şey yapsınlar. Yani bu kadar faiz artışının sebebi bu. Şimdi bu bir hata tabii. Yani bir bakan olarak bu kelimeyi kullandığı için bir hata yapmış ama bu günlük kullanımdan kaynaklanan çok denetimli konuşmamasından kaynaklanan bir şey. Benim gördüğüm kadarıyla. Ama politikacılarda tabii böyle bir hassas dönemde bunu kullanıyorlar. Yani Özgür Bey'in söylediğini de dinledim. Tabii ki yani politikacı bunu başka bir şey için kullanıyor. Yani abartarak, şey yaparak, süsleyerek kullanıyor. Yine öyle bir şey olmuş. Ama Devlet Bahçeli'nin söylediği şey, bugünkü çıkan şey, bana bir dejavuyu hatırlatıyor. Dejavu zaten hatırlamak. O da 2002 yılında yine Devlet Bahçeli'nin üçlü koalisyon hükümetinde Kemal Derviş'e karşı çıkışını hatırlatıyor. O dönemde de biz aynı şeyleri yaşadık. Çeşitli vesilelerle Kemal Derviş'e karşı çıkardı. Daha sonra da biliyorsun erken seçim istedi en sonunda. Yani buradan yola çıkacak olursak bunun önemli bir hareket olduğunu düşünüyorum. Devlet Bahçeli tarafından yapılmış bir hareket olduğunu düşünüyorum. Ve biraz ideolojik de olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü Mehmet Şimşek'in şu anda görevi ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide artık karanın göründüğünü, denizin bittiğini